Sevgili izleyenler şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kayan'ın Anadolu'da televizyon yayıncılığında 29. yıl başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. Anadolu'da televizyon yayıncılığında 29. yıl BRTV'nin 29. yıl dönümünü kutladık. Dile kolay. Anadolu'da televizyon yayıncılığında 28 yılı geride bırakıp 29. yayın yılımıza girdik. ...Yenişehir Büyük Kulüpte düzenlediğimiz kutlama programımız... ...Karabük Belçelerinin her kesimden yöneticilerini bir araya getiren... ...büyük bir buluşma haline dönüştü. Karabük Valimiz Mustafa Yavuz başta olmak üzere... ...Karabük'ümüzün değerli milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskin Kılıç ve Cevdet Akay... ...Karabük'ümüzün yeni belediye başkanı Özkan Çetinkaya... ...22. ve 23. dönem Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan... ...Karabük Cumhuriyet Başsavcımız Koray Keskin... ...Safranbolu Kaymakamımız Şaban Arda Yazıcı... İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanımız İsmail Gökçek, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz ile Meclis Başkanı Adnan Çebi, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Ragıp Karaş, Türkiye İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatih Bayram, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı, iş insanı, Değerli Büyüğümüz Şefik Yılmaz Dizdar, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İYİ Parti İl Başkanı Recep Yılmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Eski Pazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Eflane Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Çaycı Mahalçemizin Başarılı Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Yoğurtan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki başta olmak üzere BRTV ailemizden teşekkür ilanımız ile isimlerini ve ünvanlarını belirttiğimiz Karabük ve çok değerli bürokratları, STK temsilcileri, iş insanları, esnafları ve değerli basın mensubu dostlarımız, BRTV ailemizde yıllar içinde çalışmış eski çalışma arkadaşlarımız ve BRTV dostları katıldılar. Ayrıca gönderdikleri çelenkler ve çiçeklerle gerek 29. yıl kutlamamızın yapıldığı büyük kulüp salonunu gerekse televizyonu çiçek bahçesine çeviren dostlarımız oldu. Pandemi dönemi hariç BRTV olarak biz her yıl kuruluş günlerimizi Karabük ve ilçelerimizin yöneticilerinin bir araya geldiği bir şölene çeviriyoruz. Kuruluş günlerimize her görüşten siyasi partilerimiz, ilimizin üst düzey yöneticileri, milletvekillerimiz, STK'lar, iş insanları, esnaflar ve toplumun her kesiminden temsilcilerle basın mensubu dostlarımız katılıyorlar. Geçen yıl 3 Nisan akşamı Çebioğlu Bay Fatih Salonu'nda yine Karabük'ten her kesimden 400'e yakın davetlimize iftar vermiştik. İnşallah 30. yılımızda da çok daha ses getirecek bir organizasyon yaparız. Batı Karadeniz bölgesinde milli uydumuz TÜRKSAT'tan yayın yapıp bölgemiz ve hem ülkemizin dört bir köşesi hem de Avrupa'da yüz binlerce hemşehrilerimiz arasında gönül köprüsü kuran bir misyonumuz var. Anadolu yayın platformu ile çeşitli Anadolu illerinden uydu da olmayan televizyon kanallarını dönüşümlü olarak uyduya çıkararak bir Anadolu kanalı haline de geldik. Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki Karabüklü, Zonguldak ve Bartın'la hemşehrilerimiz başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir köşesinden gurbetçilerimiz ile gönül bağı içindeyiz. Bu hafta sonu da Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde yapılacak olan Karabüklüler Gecesi'ne bizzat katılarak Karabüklü hemşehrilerimizle inşallah bir arada olacağız. Gece ile ilgili haberleri ve görüntüleri de BRTV izleyicilerimize ulaştıracağız bizim bu büyük çabamızı takdir ederek 29. kuruluş yıl bizzat katılan Karabük ilçelerimizin yöneticileri başta olmak üzere gecemize Bosna Hersek'te resmi bir ziyarette olduğu sırada Mostar Köprüsü'nün önünden çok anlamlı, çok özel bir video mesajı ile kutlama gönderen Adalet Bakanımız, bölgemizin değerli siyasetçisi ve devlet adamı Yılmaz Tunç'a gönderdiği özel mesaj ile 29. yılımızı kutlayan çok değerli büyüğümüz, 23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, Şahin'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu duygularla BRTV'nin 29. kuruluş yıl dönümüne gönülden destek veren ilimizin değerli yöneticilerine, BRTV izleyicilerimize ve dostlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.